هو قال لي هو فاس عشان كل يوم زي الناس وفاس كمان Hayır. والله Önce onu ben onları yazdım, onları kaldırdılar. Yok. onlara mı yazılıyor? Tabii onları da yazmıştım, onları kaldırmışlardı. Bu nasıl olmuş? Peki. Başlayalım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Seyyidina Resulullah ve Evet. Herkese hayırlı sabahlar diliyoruz arkadaşlar. Evet. Mustafa Kayahan Hoca selamun aleyküm ve rahmetullah. İyisin değil mi? Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Hiç ses gelmiyor. Mustafa Hoca neyse Allah selam edersin. Böyle ismini görünce memnun oldum. Geçen personelinde katılmıştım ya burada. Oh. Size soru sordum bir defa. Ya bunu bir ayarlayın ya. Sizin sesiniz gidiyor lan, siz gelmiyor. Hayır biliyorum. Bunu bir ayarlayın. Çünkü daha evvel başka bir şeyde daha öyle oluyor. Evet. Sadece bundan değil. Soru falan sormadım. Bismillah. Es-sâdisu. Üçüncüsü. Yani nunun, üçüncü nun. Nunul inâsi. Evet. Muennes nunu. Yani nunun nun türlerinin üçüncüsü. Birincisi temyimdi. Diğeri tekit nunlarıydı. Bu üçüncüsü de inas yani cem-i muennes nunu. Vahiyya cem-i muennes nunu ismun. İsimdir. Çünkü damirdir. Damir olunca haliyle isimdir. Ve mebni bir isimdir. Marifedir. Çünkü damirdir. Damir olunca biliyorsunuz damirler marife isim grubuna girerler. Yani dolayısıyla bu inas nunu, cem-i muennes nunu mebni marife damir bir isimdir. Ve hiye ismi şine en nisvetu zehebne ve yedhebne. Burada en nisvetu yedhebne zebne nun muennes nunudur. Faildir. Cümle nisvetu haberidir. Hilafen lilmazini, Ebu Osman el-Mazini rahimahullah. Mazini biliyorsunuz, sarf ve nahvi birbirinden ayıran ilk şahıstır, ilk alimdir. Yani onun zamanına kadar sarf ve nahv adıyla birlikte inceleniyordu. Ama o geldi, kelime-i ilal ve iştikak yönünden kelimeyi ele alan konuları sarf dedi. Ya Rab ve bina yönünden de inceleyene de bina dedi, şey nahv dedi, ayırdı. Ve harfun fi nahvi yezhebnen nisvetu. Yani bu en nisvetu yezhebne. Burada cumhure göre onun isimdir, damirdir. Sadece onda mazini muhalefet etmiş. Ama şayet böyle bir cümle kullansanız yezhebnen nisvetu. Yani en nisvetu yezhebne de yezhebnen nisvetu. Bunu da fi lügati men kâle ekelûnil berâgîsû. Ekelûnil berâgîsû diyen lehçeye göre böyle bir cümle kurarsanız ki Kur'an-ı Azimüşşan'da da bunu örneği ve eshabun necvellezîne zalimû geçmektedir. İşte o zaman kimisine göre nun harftir. Evet. Hilâfen limen zâme ama bazıları burada da harf değil demişler. Enneha ismin, onun isim olduğunu ve ma ba'daha ve ma ba'di olan nisvetin ondan bedel olduğunu ev mubtedaun muakharun vel cümletu kablehu khabar veya en nisvetu mubteda yezhebne fi'l nun fa'il cümle haber olarak mukaddem olmuştur. Kanaatimce bu iki tevil onun harf olduğunu söyleme tevilinden daha uygundur. Niye? Çünkü nunun veya vavun, damir vavunun çünkü aynı şey ikisi. Bunun Arap kelamının %99,99 yerinde damir ve isim olarak kullanılıyor.
Bir cümlede ekelünü belagisi tutup vavi harf yapmak veya yedhebden nesvetü nunu harf yapmak hiç yani uygun bir tavır değil. Ama diğer teviller olabilir yani. Hani en nesvetü'yi nunden bedel yapmak veya en nesvetü'yü mübteda yazabneyi haber yapmak burada uygundur diye düşünüyorum. Peki. Arrabi'u dördüncü bu harfi maani olan nunun dördüncü manası nunul vikayeti. Vikaye nun. Vikaye biliyorsunuz koruma. Yani buna niye koruma nunu diyorlar? Çünkü şiili kesteden koruyor. Mesela el kavmu diyelim ki ve Ali yunnasarani. Ali yunnasarani. Ali bana yardım etti diye bir cümle kullandığımızda biliyorsunuz fiili mağdı çatal üzerine mebnidir. Ama nasarani burada ya makablenin kesesini istiyor. Nasıl ki vav makablenin dammesini, elif makablenin fethasını istiyorsa ya da makablenin kesesini istiyor. Halbuki fiil ile kese arasında bir mesafe olması lazım. Çünkü kesle cerrin alametidir. Cer de isme mahsustur. Dolayısıyla fiil ona karşı mesafeli duruyor. Kesleyi almak istemiyor. Her ne kadar o kesle e'rab alameti değilse de ama madem fiilin rakibi olan isimde kesre cer alameti oluyor ve o cer de isme mahsustur. Dolayısıyla fiil ona uzak duruyor, mesafeli duruyor. Ve bundan dolayı fiil o kesreden korunmak için ne yapmışlar? Yanın fiilin sonuna eklendiği yerlerde araya nun koyuyorlar. Ve ona vikayen onu diyorlar. Çünkü o nun fiili kesteden korunmuş oluyor. Mesela nasari demememiz için ne diyoruz? Nasareni. Bakınız. Ra fethasını yani fiil fethasını korudu. Neyle? O nunun yardımıyla. Ve tusemme ha tabi bu vikayen onu asıl en çok fiilde geliyor ama sadece fiile mahsus değil. Kelimenin son pozisyonunu yani bina pozisyonunu korumak istediğiniz birçok kelime daha geliyor. Mesela bazı harflerde geliyor. Mesela inne ile birlikte, enne ile, lakinne ile birlikte geliyor. Min anne birlikte geliyor. Leyte le'alle ile birlikte bunlar hepsi harftir geliyor. Ve bazı isimlerde de geliyor. Mesela kat, kap gibi. Kadini, katni. O oralarda da geliyor. Ama en çok geldiği yer neresidir? Fiile beraberdir. Evet. Ve tusemmâ nûlel imâdi eyvâ. Buna vikaye nunu denildiği gibi imad nunu da denir. Çünkü fiili yanın kendisinden sonra gelmesine elverişli kıldığı için ona imad nunu da denilmektedir. Ve telhakku kable ya'il mutekellimil muntasibeti bi vahidin min selâfetin. Bu nunu, vikaye nunu mutekellim yasından sonra geliyor. O mütekellim yası da el muntasibeti. Aslında muntasibe arkadaşlar dikilen demek. Kelimenin lügavi anlamı. Burada da dikilme anlamı pek uygun değil. Multasika anlamı daha uygun. Yani. Ama muntasibe demiş belki de kelim acaba bir وذكر الدسوقي أنه جاء في نسخة المتصلة. المتصلة داوي يقول
Çünkü diyor El-Muntasibet-i Nasb mahallinde gelen biraz o yay mütekellim ki yay mütekellim Nasb mahallinde. Halbuki her yerde yay mütekellim. Yani Vikai Nunu'nun kendisinden önce geldiği her yerde yay mütekellim Nasb mahallinde değil. Bundan dolayı kanaatimce muttasile nuskası daha uygundur. Yani üç şeyden biriyle bitişmiş olan mütekellim yasından önce gelir bunun. Bitişmiş. O muntasimeden o kast ediliyor. Ha, o kast ediyor ama her yerde öyle değil ki. Mesela inneni her şey minni, kadni. Orada yani nasıl mahallinde değil ki. Evet, inneni de nasıl mahallinde, doğru. Darabeni orada da öyle, nasarani. Ya ama kadri katne de öyle değil ki. Yani o muntasime nüshasına şöyle bir cevap verilir. Galibiyetle nasıl? Yani böyle bir cevap verebiliriz. Yani ağlabiyetle bu yay mütekellim nasıl mahallinde de gelince ondan sonra önce vikayenunu geliyor. Böyle bir zorlama yorum. Aha dua. Zaten burada ileride geliyor. Tenhaku eyden fadl-i gâil mahfuda. Yani o mutasibele mahfuda. Bir bakalım inşallah. Evet. Demek üç şeyden biri. Aha dua el-fi'l fiil. O fiil ister mutasarrıf olsun. Mutasarrifen kâne. Mutasarrıf ne demek Sidiye? El-fe'lül mutasarrıf. Men murad min el-fe'lül mutasarrıf. La la. El-murad min el-mutasarrıf huvellezî yutasarrafu fîhî bi'en yekûne mâdiyen ve mudâri'an ve emran ve mâ ilâ zâlike. Ve nahnu nukassimu et-tasarrufa fil-ef'âli ilâ kısmeyni. Tasarrufun tamun ve huvellezî yutasarrafu minhu mu'azamul cemi'ul müştakati kel mudari'i vel emri vel nehi ve ismi fali ve ismi mef'uli ve ismi zaman ve ismi mekan ila ahir fellezi yutasarrafu yuştakku minhu cemi'u hâzihi müştakati yusamma mutasarrifa tamam ve emma iza uştukka minhu ba'du hâzihi müştakati feyusemma mutasarrifen nakısa. Mutasarrifen nakısa. Mesela kekada yüştakku minhu el mudare yekadu ve fi bazı ihtimalat ismi faal ve min gayri zâike mâşi. Dolayısıyla fâda yüsemma iş el mutasarrifun nakıs. Ve izâ lem yutasarrif tamamen lem yutasarrif asla ra'san fâda yüsemma el can. كمثل عصا كعصا عصا متصرف جامد مثل تبارك متصرف شيء جامد لأنه لا يشتق منه المشتقات مفهوم هل يمكن أن يمثل ينبغي هو لا يسمى إلا في المضارع لا لا ينبغي هذه مما يسمى بأنهم أماتوا ماضيه أما يعني في الأصل يوجد له ماضي إنبغى ولكن العرب استعملوا رفضوا استعماله كما في يدع ويذر أيضا فمن هذا يعني إطلاق الجامد عليهم يعني لا يناسبه كما يناسب المواضع الأخرى أه الفهم الصرف نَعُ أَكْرَمَنِي أَوْ جَامِدًا وَا اِسْتَرْ اُفْشِئِرْ جَامِدْ اُلْسُنْ نَعُ أَسَانِي أَسَانِي nasıldır? أَسَانِي أَسَى جَامِدْ bir fiildir. Nun ona kaynını gelmiş çünkü fiile mansub bir ya tabi ne olmuştu? Eklenmiştir. Bu tabi أَسَانِي'de o ihtilaflıdır. Bazıları Asani, bazıları Asani yerine Asitu diye kullanır.
وقاموا ما خلاني وما عداني وحاشاني. Ha, bu üç fiil de gayrimutasarrıftır, camittir ve nun eklenmiştir. Kuddirat fiilen. Tabi biliyorsunuz üçü bazen harf, bazen fiil olarak kullanılırlar. Fiil olarak kullanıldığında o ya haline mahallen mansup olmuş oluyor ve ondan önce vikaye nunu geliyor. وأما قوله شعر شو سوزو عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليس من ديور عددت قومي قوم الصيد كعديد الطيس يعني onlar قم taneleri gibiydi yani nasıl قم taneleri çoktur benim قومم da çoktu. Ne zaman onları saymıştım? İllehebel kavmul kiramu leysi. O kiram kerimin çoğuludur. İyi. O iyi kavm. Benden başka hepsi gidince yani vefat edince ben ne yaptım? Onları saydım baktım ki komutanlar gibi çokturlar. İşte burada leysi ya ona eklenmiş ve mansuptur. Vikaye nunu gelmemiş. Bu diyor fadaruratun. Yoksa fiil camit olduğu için değil. O nunun gelmeyişi leyse camittir. Ama nunun gelmeyişi cumudundan dolayı değil. Fiil şey darurattan dolayıydı. Çünkü ad-darurâtu tuvyâhul mahzûrât. Ve nehu te'murûni yecûzû fîl fekku vel idrâm. Te'murûni de fek te'murûneni. İdrâm te'murûnni. Hatta yani sanki hasf tecaizdir. Hasf. Yani bazı kıraatlerde hazif edenler de var. Evet. Caizdir demesi yani bir kıraatın vardır bunu mu söylüyor? Ha bak söylüyor. Ve nutku bi nun vahidesi. Tabi kıraate göre. Yani biz şeyin göre olmaz yani. Ve kad kuri'e bihinne fis sabi. Bak söylüyor. Diyor ki kıraat-ı sabada her üç kıraatte var. Te'muruni. O nunun hasfiyle. Tabi o hasf edilen ya vikaye nunu hasf edilmiş ve i'rab nunu. Çünkü iki nun var ya birisi te'murunedeki i'rab nunu birisi de vikaye nunu. Birisi hasf edilmiş. Te'muruni neyle? I'rab nununu vikaye nununa dağm ederek. Şeddeyle. Te'muruneni فك إدغام وبين جنون إعراب نونو جريدة وقائم وعلى الأخيرة يعني تكنون لا يعني بي نونو حسف أدب تكنون لا فقيل وتكنون لا أقودون زعجبا أرتلقتك يعني قلان نون هنجي سيدر وقايا نونو مدر إعراب نونو مدر أنو إرداليور فقيل النون الباقية نون الرفعي. Kimisi demiş ki o geri kalan nedir? رفع نونudur. Ama bu şu yönde şey haniye رفع yönüdür, nunudur. Çünkü o alamettir. رفع alametidir. Genelde alametler de hasf edilmez. Yani bunların gerekçesi bu. Ama vakile bir kavle göre de o geri kalan nun vikaye nunudur. Yani i'rab nununu hasfetmişiz. Vikaye nunu çünkü vikaye nunu bir nevi i'rab nunundan daha fonksiyonerdir burada. Ondan ötürü de demişler i'rab nunu hasfedelim. Vikaye nunu bir garat, bir maksat için getirilmiş. O kalsın. Ve vehvas sahih. Bak
onu tercih ediyor. İbn-i Hişam rahimeullah, Allah bize de ona da rahmet etsin inşallah. Evet. Bitti. Ethani o Mansur Mütekellim Yasin'in, tabi İbn-i Hişam'ın ifadesine göre kullanıyorum. Mansur Mütekellim Yasin'in eklendiği ikinci yer İsmül Fiali. İsmül Fiil. Biliyorsunuz İsmül Fiil nedir? Fiilin tıpkı manasına, yani mağdı, hal ve istikbara delalet eder. Ve isterseniz şöyle diyelim daha düzgün olur. Geçmişte olan bir hadese veya gelecekte olan bir hadese veya bir hadesin oluşmasının talebine delalet eden kelimelerdir. Tabi bu yönüyle hani tıpkı fiil oluyor değil mi? Çünkü fiil de madenle alemanın bir nefsi muhterinin bir adil ezmi selasidir. Ancak biz bunlara bakıyoruz ki böyle olmakla beraber fiilde istikrarlı vezin var. Yani çok hani bazen diyorum ya Arap lisanı çok düzenli bir dildir. Mesela fiiller 35 baptır. O her 35 bab aynı zamanda 35 kalıptır. Mâdileri, mudareleri, emirleri sabittir. Dolayısıyla böyle sabit olan fiillerin vezinine bakıyoruz. Bir de ismi fiillerin vezinlerine bakıyoruz. Hiçbirisi uymuyor neredeyse. Mesela aleyke bir talebe delalet ediyor. Aleyke kalıbında bir şey yok ki. İleyke keza, düneke keza mesela. Hayye hele yine keza. Ha, dolayısıyla ser'ana, veşkana, mutlana, yani ki Siirtli Seyyid Aymullah Halil bunların 70 sigasını sayıyor ismi fiiller. Bu 70 siga her ne kadar anlam yönünden fiille birebir iseler de ama vezin yönünden uymadıkları için nahviler o pratik zekalarıyla, uzzekice tavırlarıyla tuttular. Bunlara ismi fiil ismini koydular. İsmi fiil. Ve ismi fiilin de anlamı ya ismu ma'nel fiili, kimse öyle diyor ki en uygun olan da budur. Yani bu fiilin manasına delalet eden bir isim. Kimisi de yok diyor o ismi fiil demek. Yani bunlar fiilin ismidir. Mesela heyhata, baudenin ismi. Sah, uskutun ismi. Meh, inkefifin ismi. Ve vahirun mecalla. Böyle devam ediyor. Ancak bu zayıftır. Niye zayıftır? Çünkü Arapların birçoğu diyelim ki ismi fiili kullanır. Hiç fiil aklına da gelmez. Halbuki eğer bu ismi fiiller, fiillerin ismi nasıl ki mesela senin ismin Sidiye, senin Oğuzhan, bunların da diyelim ki Baudan'ın ismi Heyhata, diyelim ki Iftarakan'ın ismi Şettana, öyle kabul edilse o zaman bir Arap Şettane dediğinde hemen aklına Iftarak'a gelmesi lazım. Halbuki o hiç ömründe hayatında Iftarak'ı duymamış olabilir. Bundan dolayı onlara ismi fiil denilmesinin sebebi fiillere isim oldukları için değil, ya onlara ismi fiil denilmesinin sebebi çünkü onlar fiilin manasına delalet ediyorlar. Ve bu özel durumlarından dolayı bazı nahviler bunları dördüncü kelime saymış. Hani biz kelime Arap kelimesi üç diyoruz ya, isim, fiil, harf. Ama bazıları dördüncü bir kelime ismi fiil demiş. Ancak bu görüş fazla rağbet görmemiş. Marjinal, zayıf bir görüştü. Evet. İsmi fiil derakini ve terakini. Bu deraki terakiden.
ya vukaya, ya eklenince nun vukaya gelmiş. Derakini, teraki. Ve aleykini. Bimane edrikni ve turkni velzemni. Ama doğrusu aleyke ile birlikte yayı kullandıklarını hiç görmedik. Ama bilmiyorum. İbn-i Hişam rahimahullah kıyasla mı bunu söylüyor? Sema'le mi söylüyor bilmiyorum ama hiç olamıyor. Yani hatta deraki de öyle. Deraki, terakide de ismi fiil, şey yanın geldiğini yani meşhur olan deraki edrik anlamında, teraki ötürük anlamında. Evet. Es-Sarisu bu mansub mütekellim yasının geldiği üçüncü yer ve dolayısıyla vukai nununu beraberinde aldığı el-harfu bazı harfler. Nahu inneni leyteni leallani gibi. Yalnız bu hiye caizetul hasfi ma inna ve enne ve lakinne ve keenne. Bu dört harfla birlikte vukai nunu gelebilir, hasf de edilebilir. Vukayen niçin getirirse? Çünkü mebnidirler. Onların binalarını korumak için vukayenunu getiririz. İnneni. Bakınız inne. Bakınız fethasını korudu. Neyle? O vukayenunu sayesinde. Lakinneni ki enneni. Enneni hepsi öyle. Dolayısıyla bundan dolayı vukayenunu getirsin. Ama şunu düşünürsen, yahu burada nun enflasyonu oldu. Çünkü üç tane nun peş peşe. Bu da sıkıcıdır. Dolayısıyla vukai nununu getirmeyelim. Böyle de düşünebiliriz. O zaman inni, enni, ke enni, lak. Artık o zaman neyi? Kesseyi almasından mecbur göz yumacağız. Başka bir çare yok. Ve galibetu hasfi ma'a leallani. Ve lealleni ile birlikte vukai nunu gelir ama genellikle hasf edilir. Lealleni ile. Ve kalîletuhu ma'a leyte. Leyte ile birlikte tersine. Yani leyte ile birlikte de vukai nunu gelir. Vukai nunun gelmesi ağlaptır leyte ile. Hasfi azdır. Ama lealle tam tersinedir. Lealle de hasfün nunu çoktur. Vukayen nunu hasfün çoktur. Zikri azdır. Mesela lealleyi ahuttu biha kabran. Lealleyi ahuttu biha kabran li ebyada macid. Orada mesela nunsuz gelmiş. Ama lealleyi nunmuş yerde gelmişti. Onun için İbn-i Malik وَمَعْلَعَلَّ نَدُرَ diyor. لَعَلَّ ile birlikte nadirdir. Ama لَيْتَ ile de aksidir diye söylüyor. Evet. وَتَلْحَقُ اَيْضًا yine bu وَقَائِنُنُ لَاحِقُ olur. قَبْلَ الْيَاءِ الْمَخْفُوضَةِ بِمِنْ وَعَنْ mecrur olan ya'dan önce min ve anne de birlikte gelir. Onların sükun binasını korumak için. Yemin olan illa fıddarureti illa darureti nazımda mesela şair şöyle bir beyt kullanmış. Eyyühessailu anhum ve ani lestu min kaysin ve la kaysu mini. Bakınız. Hem an hem min. İkisiyle birlikte vukai nununu hasfetmiş, bu azdır. Darurat en azından. Darurat kabul edilir. Onun ötesinde min ve an yay mütekellim üzerine dahil olduklarında daruratın dışında daima vukai nunu gelir. Oldu mu arkadaşlar? Ve kabilel mudafi ileyha ve ya'ya idafe edilen
Yani bu kabile liya'il mudafi ileyha. Orada mevsuf mahzuftur. Yani mudafu ileyha olan. Aslında mudafu ileyha değil yani. Mudafu ileyhi ama yay harf olarak düşündüğü için vakabilen mudafu ileyha demiş. Çünkü biliyorsunuz harflerde hem teskir hem teenis caizdir. Ama genellikle harfleri müennes kullanıyorlar. Bundan dolayı yani vakabile liya'il mudafi ileyha. Mudafu ileyha olan ya'dan önce de o nunun gelir. Fakat hasfı azdır. Bunlar bir nevi yukarıda hani üç yerden mansub mütekellim yasından önce gelir demiştik ya. Bunlar da ek olarak iki mecrur yerde de. Bir, min ve anne mecrur, ikincisi mudafu ileyhi olarak ledünle birlikte. Evet. Ve kabli mudafi ledün evkad evkattun. Ki bu kat katı zikretmiştim. Bu yay mudafi ileyhinden önce de gelir. İlla fil kalili minel kelam. Ancak kalil yani az yerde bazen nun bunlarla hasf edilmiş. Genellikle zikredilir. Mesela şair şöyle diyor. Kadiniyye min nasıl hubeybeyni kadiyy. لَيْسَ الْإِمَامُ بِالشَّحِيحِ الْمُلْحِدِ وَلَا بِوَتْرٍ بِالْحِجَازِ مُفْرَدِ. Bakın orada hem nunlu hem nunsuz kullanmış. وَقَدْ تَلْحَقُ فِي غَيْرِ ذَٰلِكَ. Bazen diyor vukaye nunu bu saydığımız yerlerin dışında da şaz orarı gelir. كَقَوْلِهِمْ شَاءَ. Mesela bazı Araplar beceleni, becel, yani bir mana hasbi, o anlamda vukayen önüyle kullanmışlar, nadirdir. Ve kavlihi, şurada da, ve ma edri ve zanni kullu zannin emüslimuni ila kavmi şerahi. Diyor ve ma edri, ben bilmiyorum. وَظَنِّي كُلُّ ظَنِّي. Ve zannım da bütün zannım, yani çok zannediyorum. Neyi bilmiyorum? اَمُسْلِمُنِي اِلَى قَوْمِ شَرَاحِ. Şerahi beni kavmime teslim edecek mi diye bunu bilmiyorum. Bu مَا اَدْرِي فِيَنِ قُلُبْتُرْ. Onun için اَمُسْلِمُنِي de talik olmuştur. Muallak olmuş. Müslüman onun mefru yerine geçmiş. Ve zanni kullanni muhtarıdı bir cümledir. Evet. Yani ve zanni kullu zanni zannim tam zandır ki herhalde yani beni teslim etmeyecek aman Allah. Evet. Burada istişar emüslimuni. Bazı Müslüm isimdir. Yay mütekellime ilave edilmiş ismi fail. Bununla birlikte gelmez. Mesela Nasr'ı diyorsunuz. Halık'ı, Razık'ı her yerde. Burada yay mütekellime ilave edilmiş ismi fail ile birlikte vikayenununun gelmesi nadirdir. Emüslimuni. Evet. Yalnız tabii bu şaz olduğunu söyledi. Ve burada bir şüzüz daha var. Şerahi aslı şerahildir. Adam ismi nida olmadığı halde terhim etmiş. Bu da şazdır. Yani bir şüzüz daha dolayısıyla beyt fasih bir beyt değildir. Biliyorsunuz bir kelamın fasih olabilmesi için nahvun kurallarına muhalefet etmemesi lazım. Biz Oğuzhan'ın aklını yine Cevher'in meklunu getirdik. Evet. Yani bir kelimenin fasahı olması için ve cümlenin içinde bulundurduğu kelimelerin fasahı olması. Kelimelerin fasahı olmasının da şartı nedir?
garabet olmayacak, tenafur olmayacak, bir de muhalefetul kıyas olmayacak. Burada şerahi muhalefetul kıyas şu yönde var. Çünkü terhinide olmadığı halde terhim etmiştir. Bu bir de Müslümini yeri olmadığı halde vikayen onu getirmiştir. Dolayısıyla bunlar ne oluyor? Bu tür şeyler oldular. Beyt fasih sayılmıyor. Evet. Mesela İbn-i Malik rahimahullah كذا إذا عدا عليه مضمر مما به عنه مبين يخبر. Bu da hani lafzan güzel gibi görünüyor ama bu da fasih bir beytti. Çünkü orada çok damir ki ve takdim tehir yapmıştır. Dolayısıyla beyt fasih bir beyt değil. Evet. Peki yürüdü şerahil, bak öyle diyor. وَزَعَمَ هِشَام Hişam iddia etmiş ki evet evet اَنَّ الَّذِي فِي الْمُسْلِمُونِ demiş ki buradaki وَنَهُ اَفَا buna benzer تَنْوِينٌ لَا نُونٌ bu da garip bir şey. İdafede tenvin sabit olmaz ki yani. Demiş bu tenvindir. Ne değildir? İdafe değil. Çünkü vikaye nunun yeri olmadığı için ona nun olarak bakmayacağız. Ne yapacağız? Tenvin bakacağız. Ama hani diyoruz ya şeyden yağmurdan kaçtı, doluya tutuldu. Bizim oralarda da diyorlar jiber şalık geçiyor vermez gibi. Yani az sudan gür suyun altına geldi. Az sudan. Veya Mevlana Cami'nin kullandığı sultanen esedi ve bultanen nakadi. Arslana saldırıyor ama bir iki tarafta da oğlakı görünce oğlakın korkusundan idrarını yapıyor. Nasıl bir şey yani? Ha. Burada da yani güya vukayenunundan kaçmak için başka bir sıkıntı. Çünkü temin kabul ettiğinizde o yaya ne yapacaksınız? Ya mudaf-ı ilahi deseniz temin idafe de gelmez. Ya mansur damir deseniz mansur damir böyle değil, iya eder mansur damir. Yani dolayısıyla o sıkıntı var. Ve bana ala zâlike şey ve bana zâlike bunu şuna bina etmiş. Yani buna kıyas etmiş. Ala kavlihi fi daribi innel ya'a mansubatu. Mansub olduğuna hani o böyle diyen var. Ya mansubtur mef'ul. E halbuki tamam ya mansub olsa o zaman tenvin nasıl tenvinden sonra damir mansub mutası olur. Yani teminden sonra mutasıl damir gelmez ki. Olmaz yani. Yani her halükarda sıkıntılıdır. Evet. Ve yurduhu bunu reddediyor. Yani onun temin olduğu görüşünü reddediyor. Kavlu şari ve leyse li muvafini li yurfede haiba fe inna lehu adafe ma kâne emmela diyor. وَلَيْسَ الْمُوَافِينِ bakınız burada da aynı sıkıntı var. Yani ya mecrur ya-i mütekellimden önce bir nun gelmiş. Halbuki biz burada tenvin şeklinde de yorumlayamayız. Çünkü eliflam var. Biliyorsunuz biz demiştik eliflamın olduğu bir isimde tenvin gelmez. Dolayısıyla haydi yani gözümüzü o diye sıkıntılardan kapattık Müslüman ya da dedik ki temin olsa. E buna ne yapacağız? Dolayısıyla o da temindi, bu da temindi. Her ikisinde de vikayenunu şaz olarak kullanılmıştı. Onu demek istiyorum. وَلَيْسَ الْمُوَافِينِ o bana gelen لِيُرْفَدَ خَائِبًا o yani maksadına
erişmekten mahrum bırakılacak şekilde verilen bir adam olmamalıdır. Yani o örneğin sizin ona çok şey vermenizi beklerken siz tutmuşsunuz 5 lira cebine koymuşsunuz. O böyle olmaması lazım. Fe inne lehu adafe ma kana emmela. Onun için emel et, yani arzuladığı şeyin kat katı vardır. Adaf, dafın çoğuludur. Kat katı vardır. Evet. Ve fil hadis, yine hadis-i şerifte de غَيْرُ الدَّجَّالِ اَخْوَفُن۪ي عَلَيْكُمْ Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Deccal'ın dışından, Deccal'dan başkasından daha fazla beni korkutuyor sizin için. Yani sadece Deccal'dı. Deccal'dan başka bir şey beni sizin için çok korkutuyor. Burada da bak, ahvaf ismi tafdildir. Ve onunla bitişi gelen ya mecrurdur. Normalde vikayenunun yeri değil ama vikayenunu gelmiştir. Ve tenvinu, halbuki tenvin la yucami'u el elife ve lama ve la isme tafdili. Söyledim. Tenvin eliflamla gelmediğine göre el muafini'deki nunu tenvin olarak düşünemeyiz. Ve tenvin İsm-i tafdille de gelmediğine göre, çünkü ismi tafdil gayr-i musarıftır. Onunu da ne yapamayız? Şairin de o kainin dediği gibi temin düşünemeyiz. Niye ismi tafdil temin almaz? Likevni gayr-i musarıftır. Çünkü gayr-i musarıftır. Ve mâ lâ yansarifu gayr-i musarıftır de lâ temine fîhî. Ve fîs-sihâ. Cevherinin sihahul lügasında şu ifade var. Ennehu yukalu beceli ve la yukalu becelani. Yani bu gelmez. Ancak bu cevheriye rezerv koyuyor. Diyor ve leyse kezalika. Cevherinin dediği gibi değil. Ki yukarıda geçmişti. Biz dedik becelani az da olsa nunla gelmiştir. Anlaşıldı mı? Siha, sahihen çoğulu, kiram kerimin çoğulu, sahihen çoğulu. Ha siha. Ne diyor? Hayır, şöyle sahah, şeddeli olsa doğru. Ama eğer şey olsa, şeddeli tahfif olsa nasıl sahah olur? Olmadı şey. Peki. Namde duralım arkadaşlar.